tabii. Kaçıncı kata kadar yaptık acaba? Ya Mustafa, Allah'ın seversen ya. Kulağımı bir de edir duruşa. Git kendine bir tane gazete al ya. Hayret bir şey ya. Bırakma da okuyayım. İki de bir... Bana de bak sen... Bekir. Ateşli oynuyorsun ama. Ne demelisin sen? Ne demelisin? Hele dadaş. Ya. Ya bırak Allah'ınca bir gazete okuyacağım. Bırak lütfen ya. Haberi okudun mu? Bugün siyasiler televizyonda konuşacaklarmış. Herhalde okuduk. Sabahtan beri ne okuyduk? Seyredecek mi? Seyredeceğim tabii ya. Turgut Sünal, Turgut Özal, Necdet Çalp karşılıklı tartışacaklar. Kim bilir ne kavga çıkar, ne kavga çıkar. Ya niye kavga etsinler kardeşim? Bunlar İzmir fuarında mı sahneye çıkacaklar? Aynen John Wayne. Koca koca adamlar ya. Millet bunları oy atacak. Bak am buraya yazacağım ha. Am buraya yazdım. Kesin atışma çıkar ya. Çünkü seçim gerilimi var Mustafa. Öyle değil mi? Ya. Bak şimdi gene düşündüm. Bence Bekir bile derim doğru söylüyor. Gördün mü? Derbi maçı gibi bir şey bu. Tabii herkes iki puan almanın peşinde. Yani kıran kırana mücadele olur. Tabii. Tartışma kesin çıkar bence de. Ya gördünüz mü? Mesela biri sert girse al sana kavga. Tabii. Şimdi derbi maçları nasıl bizim kahvede izliyoruz? Aynen. Bu akşamki konuşmayı da bizim kahvede izleyelim diyorum ben ha. Hem böyle Sami Ağa'yı, Recep abiyi falan da çağırırız, kızdırırız, güleriz oğlum. O zaman ben varım. Allah'ıma ben de varım. Vallahi ben de gelirim. Usta, biz bunlara bir çay yapıştırırız ver ya. Yemin ediyorum hem yağ gibi kayar hem de parsayı toplarız. Sus lan, duyacaklar şimdi. Sen laf mı dinliyorsun abici? Hadi git, işine bak bakayım. Yağ hadi gibi Bekir kaydıracakmış, Allah Allah. Bekir hadi ya, oku şunu. Öbür sayfaya geç, spor sayfasına geç. Ya dur, seçim zamanı bunları okuyak ya, hayretmiş. Ya al ama sen al. Ay sen kulağımın dibine. Perişan etti, bırakmadık gazete okuyak ya. Hele dadaş, hoş misan. Ya çay içirem, Allah selam verin. Şarkı söylüyorum kendi kendime. Ayakların yanmasın, yoksa sen sar. Hele dadaş, hoş misan. Dolu misan. Ayakların yanmasın. Dur lan, çay içir ya. Ayakların. Bırak ulan, yapmayın. Ayakların. Ya bırakın çay içir. Etmeyin ya. Valla çekirge gibi zıttı ya. Hem çay içirmiyor lan. Mesut, sen yetme bari. Kurban olsun. Yazıktı valla. Eyvallah. Ya Ruhiye, bu akşam börek çörek falan bir şeyler yap, mısır patlat. Televizyonda tartışma var, onu izleriz. Tamam teyzeciğim, yaparım tamam. Ah, ah keşke renkli televizyonumuz olsaydı da onda izleseydik ama işte. Tartışma programını renkli televizyonda izlesen ne olur? Siyah beyazlı izlesen ne olur ya? Belki daha renkli bir tartışma olur o zaman. Ayrıca ne yapacağımıza karar vermemiz için hani fikrimizi değiştirebiliriz ona göre. Ben renkli televizyonun bu kadar meziyeti olduğunu bilmiyordum ya. Fikri de değiştiriyor demek. Tabii. Ya enişte öyle demiyor ya. Renkli izlemek lazım. Mesela Özal değil mi? Çok renkli bir kişilikmiş. Aynı benim gibi ha. Renkli böyle. İcat çıkarma ya. İcat çıkarma. O kadar çok renkli televizyon seyretmek istiyorsan renkli televizyon olan bir komşuya gidersin, oturup seyredersin ya. Anne, Güldenlere gidelim mi? Aa bak o olur işte ya mesela. Mesela çok iyi. Ne işimiz var canım, Allah Allah. Zaten daha geçen gitmedik mi Dallas seyretmeye? Kadın zaten havaya girmeyi yararıyor. Yok, aa bence çok yanlış düşünüyorsun yani anne. Hem Gülden dedi ki, annem dedi ki dedi. Yani Necla teyze demiş ki, gelsinler demiş, bize gelsinler, mutlaka gelsinler demiş. Böyle her zaman gelsinler demiş yani. Ya çok haklı, çok doğru söylüyor. Bayağı haklı. Ya bu kadar böyle ısrar kıyameti illa iş. Hani bu kadar şey yapıyorlarsa gidelim mi? Yani ne yapalım gidelim. Yani kaynaşırız falan diye düşünüyormuş o yüzden. Kaynaşmak istiyor. Evet. Renkli seyrederiz. Değil mi? tamam iyi iyi o zaman pardon. Elva, bak ne diyeceğim sana? Bu Asiye teyzenle taşımadı mı? Hangi Asiye teyzeler? Hangi Asiye teyze? Karşı tane var işte bu karşıdaki cumbalı Asiye be. Ya baba taşındı ya, birlikte taşıdık hatta yardım ettik. Ha evet, doğru. Ama perdeler duruyor bak burada. Oraya yeni biri taşındı herhalde. Yeni mi?
Ne daha biz görmedik o zaman? Ne zaman taşınmış peki? Ne bileyim, herhalde gece falan taşındılar. Gece? Hem de gece. Baharet bir şey ya. Gece ha? O zaman gece taşındığına göre hayırlı bir şey yok. Hayırlı olmaz. Gece gece öyle yangından şey kaçırır gibi, mal kaçırır gibi. Kesin bu şeyin altında bir tane bir şeysi var. Ne var? Bir şeysi. Ne o? Yeniye. Evet, o yeni şeylere benim şey yapamıyorum. Yani doğru dedim. Evet. Hayret bir şey. Kim olabilir ya? Bilmiyorum vallahi. İnsan haber vermez mi? Değil mi? Gece mece gider yardım ederiz. Hem dükkanı karşısı hem de evin balkonundan, penceresinden baktım direkt o şeysi görüyorum. Cumbasını görüyorum. Değil mi? İstemediklerine göre kesin bir şeyler var bunun. Çıkar. Yakında kokusu çıkar. Hiç merak etme. Hiç merak etme sen. Çok doğru söylüyor ya. Köprü satılmaması lazım. Çok ben doğru. Katılmıyorum, satılmalı. Ben Fehmi'ye katılıyorum. Ben size katılmıyorum Rukiye Hanım.